baba domuz işten eve döndü. Herkese merhaba. Merhaba. Baba domuz, küçük bir sorunumuz var. Sonra söylersin anne domuz. Futbol maçım için hazırlanmam lazım. Futbol formam nerede? İşte. Saçmalama Peppa. Bu annenin elbiselerinden biri. Bu pembe. Hayır baba domuz. Bu senin forman. Forman birazcık çamurlandı. Biz de yıkadık. Ama bir yanlışlık oldu. Affedersin babacığım. Ama pembe futbol forması giyemem ki. Neden olmasın baba? Pembe çok güzel bir renktir. Sen ne dersin George? George pembeyi sevmiyor. Baba domuzun arkadaşları Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Poli ve Bay Zebra geldi. Muu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hemen geliyor. Takımım beyaz giyiyor. Bana beyaz forma lazım. Ama baba, üstündeki beyaz zaten. Ceketini çıkarman yeter. Gördün mü? Çok güzel. Teşekkür ederim Peppa. Herkese merhaba. Merhaba baba domuz. Formanı beğendim. Çok zekice. Teşekkür ederim. Hadi gidip futbol oynayalım. Evet. Baba, şuna bak, her tarafın çamur olmuş. Tabii ki Peppa. Futbol formalarının çamurlanması gerekir. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yesin! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba. O televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi, bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Ne? Hadi baba domuz, biraz hoplayıp zıplayalım. Pekala. Yukarı aşağı. Baba domuz hoplayıp zıplamayı seviyor. Herkes hoplayıp zıplamayı seviyor. Anne, anne. Delfin benim yatağımda yastığı diğer tarafa koyup yatabilir mi? İyi fikir Peppa. Peppa ve Delfin aynı yatağın iki ucunda yatıyor. Hadi çocuklar. Şimdi uyumaya çalışın. Yarın çok yoğun bir gün. Delfin seninle oyun grubuna gelecek. Vay canına. Domebia. Domebia Fransızca'da iyi uykular demek. Benim hiç uykum yok ki. Hadi şarkı söyleyip uyumaya çalışalım Peppa. Evet. Kardeş Çaku, kardeş Çaku, uyuyor musun? Uyuyor musun? Çanlar çalıyor. Çanlar Delfin'in çalıyor. Güzel şarkısı ding herkesi dong, uyuttu. Ding dong, dong. Delfin Peppa'nın oyun grubuna geldi. Madam Güzel, bu Fransız arkadaşım Eşek Delfin. Bonjour. Bonjour Delfin. Delfin dün gece
önce çok güzel bir Fransızca şarkı söyledi. Ona dilimizde bir şarkı öğretebilir miyiz? Bing Bong şarkısına ne dersiniz? Evet, ama bana bu Bing Bong şarkısını söyleyin. Öğrenmeme faydası olur. Peki. Melodi çalıyor ve şarkı söylüyoruz. Bing ve Bong ve Bing diyerek. Bir sürü yeni kelime öğrendim. Bing, bong, bingli, bongli, boo. Aa, Teddy oyun grubu nerede? Teddy oyun grubu kayboldu. Baba, Teddy oyun grubunu kaybettin. Merak etme Peppa, eminim onu buluruz. Merhaba. Gününüz nasıl geçti? Babam Teddy oyun grubunu kaybetti. Olamaz. Ama onu bulmak için bir planım var. Teddy oyun grubunu nasıl bulacağız babacığım? Önce çektiğimiz fotoğrafların çıktısını alacağız. Anne domuz alışveriş poşetlerini boşaltıyor. Nereye gidiyorsunuz? Teddy oyun grubunun fotoğraflarını ağaçlara asacağız. Aa. Baba beni bekle. Neden ağaçlara fotoğraf asıyoruz babacığım? İnsanlar Teddy oyun grubunun fotoğrafını görünce kaybolduğunu anlayıp onu bulmamıza yardım edecekler. Aa, bu Teddy benim yatağımdayken. Bu Teddy mutfaktayken. Bunlar da George'un süpermarkette çektiği fotoğraflar. Aa, Teddy oyun grubu. Nerede olduğunu biliyorum. Ah, merhaba. Anne, Teddy oyun grubu nerede biliyoruz? Evet, alışveriş poşetinde makarna ve domateslerin yanındaydı. Peppa sınıfına Teddy oyun grubunun fotoğraf albümünü gösteriyor. Teddy oyun grubu bizimle heyecanlı bir macera geçiremez diye endişeleniyordum. Ama neyse ki babam onu süpermarkette kaybetti. Oo. Ama sonra onu alışveriş poşetinde bulduk. Oo. Çok heyecanlı bir maceraymış. Evet, öyleydi. Şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Brandberg. Ben Domuz Peppa. Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Oh, Pedro'nun öksürüğü size de bulaşmış. Peki, sıraya girip ağzınızı açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Bize baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Brandberg. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Brandberg'e de sorun bulaştı. Sorun yok. Hoşçakalın. Güle güle. Zavallı Doktor Brandberg. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız. Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. Yaramaz bak.
Affedersiniz Bayan Sorun Tavşan. Sorun değil. Şimdi başka kitap alabilirsiniz. Bayan Tavşan, George ve ben de kitap alabilir miyiz lütfen? Elbette. Çocuk bölümü burası işte. Aa bak, periler, çiçekler, güzel elbiseler. Merhaba Peppa. Aa, merhaba Danny. Futbolla ilgili bir kitap alıyorum. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Hemşirelerle ilgili bir kitap aldım. George dinozorlarla ilgili bir kitap seçti. Dinozor. Bakın ne buldum. Beton'un dünyadaki macerası. İşte Kızıl Maymun kitabı. Kızıl Maymun kitabı olmaz. Bu çok sıkıcı. Bu farklı bir hikaye. Daha eğlenceli olabilir. Eminim değildir. Bir zamanlar kızıl bir maymun varmış. Oh, banyo yapmış, dişlerini fırçalamış ve sonra yatmış. Hayır, uzay roketine binip Ay'a gitmiş. Bir dinozorla piknik yapmış. Denizin dibinde yüzmüş ve en yüksek dağa tırmanmış. Çok yoğun bir günmüş. Bitti. Vay canına, yine oku hadi. Bu kitabı alıp evde okuruz Peppa. Ama ben şu kitabı almayı düşünüyordum. Yoksa bunu muydu? İstersen üçünü de eve götürebilirsin Peppa. Yaşasın. Önemli olan şu, zamanında getirmeyi unutmamalısın. Peki Bayan Tavşan. Elbette, bu arada siz de kitabınızı getirmeyi unutmamalısınız Baba Domuz. Evet, babama hatırlatırım bunu. Evet Peppa, eminim hatırlatırsın. Hoşça kal Suzy, sonra gelip... Çabuk Suzy, hadi yukarı seni çıkalım. Seni alırım. George, Richard, hemşire Suzy geldi. Ve hemşire Suzy diyor ki, burası dinozor diyarı değil. Burası bir hastane. Bir hastane her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yemyeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor! Şşş. Hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Bakın dışarıda yağmur durdu. Yani? Yani belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunları seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur. Birikintisi. Ne bilir? Oh. Oh. Büyük Baba Domuz telefonunu suya düşürdü. Ben Büyük Anne Domuz. Alo? 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 Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Aa? Büyük annenize mesaj. Polly büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Polly'ye ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük Baba Domuz diyor ki... Büyük Baba Domuz diyor ki... İmdat, imdat. İmdat, imdat. İşte gördünüz mü çocuk oyuncağı. Büyük Baba Domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş.
Merhaba Polly, burada ne işin var? Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş... İmdat! İmdat! Aman tanrım, büyük babanın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük baba köpek. Merhaba büyük anne domuz. Büyük baba domuzun yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir zevkle madam. Yaşasın! Merhaba. Yardım lazım mı kaptan? Olabilir. Pasta eski teknemin seni kurtarmasını ister misin peki? Evet, lütfen büyük baba köpek. Şunu yakala kaptan. Emredersin kaptan. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Büyük anne, Polly yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi mi? Evet, Polly çok zeki bir papa. Okul otobüsü rüzgarlı kaleye ulaştı. Şimdi herkes piknik yapabilir. Su, su. Ne güzel, sıcak bir gün. Aha, böyle dinlenip para toplamak da çok güzel. Su, su. Baba domuz süpermarkete ulaştı. Bu kadar koşunca çok susadı. Hadi teleskoptan bakalım. Babamı görebiliyorum. Teleskop her şeyi yakınlaştırıyor. Aa, pek hızlı gitmiyor. Baba domuz büyük baba köpeğin garajına ulaştı. Bu kadar, daha fazla koşamam. Babam durdu. Çok terlemiş gibisin. Seni serinletip enerji verecek bir şey lazım sana. Bir çubuk dondurma alsana. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Ah çok güzelmiş. Ah, eşek arısı. Kış, kış. Git başımdan küçük haşara. Eşek arısı baba domuzun çubuk dondurmasından istiyor. Hayır, bu benim dondurmam. Babam yine koşmaya başladı. Çok da hızlı gidiyor. Yaşasın. Çekil. Git buradan. Çekil. Artık durabilirsiniz baba domuz. Okul çatısı için yeterince para topladık. Baba domuz eşek arısından kurtuldu. Ne? Aa, merhaba Pedro. Yoksa miden mi bulandın? İstersen birazcık treni kullanabilirsin. Evet lütfen. Çok tren hayalini gider. Bir işaret kulesi. Bu da listemizde var. Yaşasın. Çocuklar aktivite programında işaret kulesini işaretliyor. Önemli biri yoldan geçeceği için bir işaretle tren durdu. Bayan ördek ve arkadaşları. Hala bir tünel görmedik. Hey, hava karardı. Şu anda tünele girdik. Tünel aktivite programındaki son maddeydi. Buraya kadar. Herkes insin. Ama Madam Gazel, eve nasıl döneceğiz biz? Aha, Peppa. Başladığımız yere geldik. Tren büyük bir daire çizdi. Biletler lütfen. Pedro yine biletini kaybetti. Pedro, şapkamı alabilir miyim lütfen? İşte Pedro'nun bileti. Aa, oraya koymuştum. Güzel.
güzel prenses Peppa'yı bulmuş. Ve cesur şövalye Sir George'u. Ve en nefis yemekleri pişiren bir aşçıyı. Anne domuz, baba domuz ve büyük baba domuz yemek yemek için bekliyor. Gidip büyük anne domuz nerede kalmış bir bakayım. Masalda sonra ne oluyor? Yaramaz büyük anne domuz. Ufaklıkları uyandırmışsın. Ama masal bittiği zaman uyumaya söz verdik büyük baba. Masal bitirmekte çok iyiyimdir büyük anne domuz. Sen aşağı in, ben hemen geliyorum, tamam mı? Bir çocuk, fasulye çalısı, güzel prenses, cesur bir şövalye ve güzel bir yemek pişiren bir aşçı var. Evet. Güzel bir yemek yedikten sonra herkes uyuyup kalmış tabi, bitti. Sonra uyandıkları zaman bir sihirbaz gelmiş. Sihirbaz mı? Evet, bir sihirbaz. Büyük bir sihir gösterisi yapacakmış. Ha, ama... Sonra korkunç bir ejderha gelmiş. Büyük anne domuz, anne domuz ve baba domuz hala yemek yemek için bekliyor. Bu masal pek işe yaramıyor galiba. Ben masalların sonunu getirmekte uzmanım. Şimdi onları hemen uyuturum. Peppa, George, yatağa bakalım. Ama büyük babam daha masalını bitirmedi ki baba. Masalı ben bitiririm. Merak etmeyin, hemen geliyorum. Tamam, bir çocuk, fasulye çalısı, şato, güzel bir prenses, cesur bir şövalye, bir aşçı, bir sihirbaz ve korkunç bir ejderha var. Ve çok aç bir kral. Böylece güzel bir akşam yemeği yiyip sonsuza dek mutlu yaş- Ördek diyarına lütfen. Yoldan düz olarak ilerleyin. Ördek diyarına gidiyoruz karavanımızla. Ördek diyarına hoş geldiniz. Kaç bilet acaba? İki yetişkin ve iki çocuk. Ördeklerle iyi eğlenceler. Ördekler nerede? Belki tatile çıkmışlardır. Hadi piknik soframızı kuralım. Piknik yaparken her zaman... Ördekler gelir. Peppa ve George pikniğe bayılıyor. Bakın, işte ördekler geldi. Dur baba, ördekler için ekmek gerek. Oo, pekala. Merhaba bayan ördek. Başka ördekler de geliyor. Bütün kız ve erkek kardeşleri geldi işte. Ve daha fazla ördek geliyor. Büyük anne ve büyük baba ördekler. Bütün teyze ve amcaları da geldi. Son kalan ekmeğimiz de gitti. Ördekler, baba domuza teşekkür edin hadi. Ya, rica ederim. Ördek diyarına bayıldım. Eve gitme vakti geldi. Eve en kestirme yol neresi acaba? Düz gidip nehire girin. Aa, emin misin? Evet, nehire doğru gidin. Ama nehrin içinden gidemeyiz ki. Evet, saçma sapan konuşuyor. Lütfen... Mavi düğmeye basın. Karavan nehrin içine giriyor. Bakın karavanımız tekneye dönüştü. Bunu hiç beklemiyordum. Nihayet. Herkes hazır mı? Bay sakallı köpek, tuvalete gitmem gerekiyor. Benim de. Nerede kaldılar acaba? Alo, büyük baba köpek. Hani geliyoruz demiştin az önce? Evet, evet, gelmek üzereyiz. Mürettebatı toparlamak zaman alıyor. Demir al, tam yol ileri. Biz neşeli korsanlarız. Derin mavi denizlere yol alırız. Hazinemizi bulmak için tam yol ileri gideriz. Kara göründü. Çocuklar büyük baba domuzun meyve bahçesine geldi.
Oyunun amacı o hazineyi bulmak, yakalanmadan. Yaşasın korsanlar! Şşş, anne! Umarım şu anda etrafta sevgili hazinemi alacak hiçbir korsan yoktur. Peppa ve arkadaşlarının paraları yakalanmadan alması gerek. Bunlar çikolata paralar. Herkes çikolata paralara bayılır. Aha, yakaladım seni. Büyük baba köpek yakalandı. Benim hazinemi alacaktın öyle mi? O benim. Onu adil şekilde kazandım. Oo, hayır, kazanmadım. Aa, evet, kazandım. Bu güzel korsan oyunu için teşekkür ederiz Kaptan Hawk ve Sakallı Köpek. Oh, rica ederiz. Oo, evet, çok eğlenceliydi. Mutlu yıllar dilerim. Bence bu en iyi korsan partisi. Dur Peppa, sebze kabukları normal çöp kutusuna atılmaz. Bu kahverengi kutuya atılır. Ooo, muz! Evet öyle George. Muz kabuğu, soğan, havuç, her türlü sebze ve meyve atığı var burada. Büyük baba ve büyük annenizin hoşuna gidecek. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz patates kabuğu mu yiyor yani? Hayır Peppa. Bunlar büyük babanın bahçesi için. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Yemekten sonra götürürüz bunları. Aa, güzel. Anne domuz, Peppa ve George sebze kabuklarını büyük anne ve büyük baba domuzun evine götürüyor. Geldik. Yaşasın. Yaşasın. Büyük baba domuz. Baba domuz. Size özel bir hediye getirdik. Aa, sebze kabukları. Harika. Bahçem bunlara bayılacak. Bahçen sebze mi yiyor senin? Hayır Peppa. Bu kabuklar benim organik gübrem içindir. O nedir? Gel göstereyim. İşte bu. Bu ahşap bir kutu. Evet Peppa. Ama çok zeki bir ahşap kutu bu. Bu kabukları üst üste koyuyorum ve alttan çok güzel, çok faydalı bir gübre çıkıyor. Ha, bunu nasıl yapıyor? Yoksa bu sihirli bir kutu mu? Hayır Peppa. Buna yardımcı olacak küçücük dostlarım var benim. Nerede? Burada. Bak. Aa, kıvrık kurtçuklar. Kıvıl kıvıl. Kurtçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük baba. Herkes tatile çıkmaya hazır mı? Evet anne domuz. O zaman gidelim. Karavanımızla tatile gidiyoruz. Bu harita biraz karışık. Baba, kaybolmak istemiyoruz. Merak etme Peppa. Ben harita okumakta uzmanım. Oo, çok tuhaf. Yoksa kayıp mı olduk? Evet. Bu büyük baba köpek ve köpek Danny. Merhaba Peppa. Merhaba Danny. Biz kaybolduk. Kayıp mı? Uydu navigasyonunuz bozuk mu? Uydu navigasyonu mu? T-3200 model karavan kullanıyorsunuz değil mi? Uydu navigasyonu standarttır. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Aa, demek bu düğme bunun içinmiş. Bugün nereye gidiyoruz? Karavan konuşuyor, şuna bak. Çok zeki değil mi? Bilgisayar sesi yolu bulmanıza yardım eder. Ama nereye gitmek istediğimizi nereden biliyor ki? Siz söylüyorsunuz. Aa, şey, merhaba Bayan Karavan. Merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Bize yolu gösterebilir misiniz? Bu yolda dümdüz ilerleyin. Yardımınız için teşekkür ederiz Büyük Baba Köpek. Rica ederim. İyi tatiller. Karavanımızla tatile gidiyoruz. Tehlike, tehlike. Benzin azaldı.
Benzin nedir? Benzin motorun düzgün çalışmasını sağlar. Peki benzinimiz biter mi baba? Hayır. Bu uyarılar bize bolca zaman tanır. Benzin bitti.